Agalarım herkese selamlar. 28 ve 29 Şubat çarşamba ve perşembe iddia tahammülleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlarından bahsedeceğim. Öncelikle kupa maçları. Ben her zaman kupa maçlarına söylerim ki temkinli oynayın. Sizlere de bu uyarıları yapmak istiyorum. Kupa maçlarına her zaman temkinli olun. Kadrolarda rotasyon akıllarına başka plan olabiliyor. O yüzden rotasyonlu çıkıyorlar bazıları. O yüzden sıkıntılı sonuçlar çıkabiliyor. Bunun bilincinde olun. İsterseniz başlayalım. Öncelikle en son fullendi dedik mi? Full, hedef full dedik. fulllemeyi bildik. Birazdan bahsedeceğim. Katı Telegram gruplarımız Mart ayı için yenilenmiştir. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Martay için gruplara girmek isteyenler varsa şimdiden doğrudan benimle Instagram üzerinden iletişim kurabilirler. Şubat ayını kapattık, çok güzel kapattık. Hem de Mart ayına geçtik. Mart ayında gruplarımızda olmak isteyenler benimle doğrudan iletişime geçebilirler. Her türlü soru görüş önerimiz için Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresimiz Kangal Bey. Gruplara gelmek isteyenler veya başka bir şey için de buradan benimle her türlü iletişime geçebilirsiniz. Tek iletişim adresimiz burasıdır. Kangal Bey Instagram hesabı. Matchcore yarışmamız var, onunla başlayalım. İki adet matchcore yarışmalarımız var. Bir tanesi Çarşamba'dan, bir tanesi de Perşembe'den. Çarşamba'dan Trabzon'la Başakşehir matchcore'unu aldım. Ne olur diyerekten sizlere sordum. Perşembe'den de Galatasaray'la Karagümrük matchcore'unu sizlere aldık. Ne olur diyerekten sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Pazar maç skorunu kazanan arkadaşlarımız bir Hocam BS, Mustafa Bayrak, Çeri, Galatasaray maçını kazananımız da Mahir Çetin isimli arkadaşlarımız. Bunlar bana aynı şekilde Instagram üzerine ulaşabilirse her türlü soru görüşmeleri, gruplar için ve skor bilenler buradan bana ulaşsın diyerekten de başlayalım. Full yani full diyecek bir şey yok. Sizlere pazartesi için 5 tane maç anlattım. Gerçekten güveniyordum maçlarıma. Dedim ki hatta videonun başlığını hedef yine full dedim. Cuma'dan bütün tercihlerimizi fulllemiştik. Cumartesi pazar ona göre zaten pazartesi yine fulllemeyi bildik. Kazananları herkese tebrikler. Sadece burada sadece imza maçım olduğu için koydum. Yüksek oranlı tercihdi zaten. 2.51 oranı vardı. Girona kazanır ve KG var gelmedi. O da zaten yani maçın beklentim benim beklentim 3-1. 3-2 ayarındaydı açıkçası. 3-0 bitti. Kırmızı kar çıktı. Muhtemelen o da atsaydı çok güzel olacaktı. Herkes kazanırdı yani. Ama vermiş olduğum 5 ana tercihte kazandı. Hatta ben sizlere şöyle bir şey göstermek istiyorum. Sizden gelenler diyerekten de. Yani bu benim Avrupa'da yaşayan bir takipçim. Benim her YouTube videoma böyle 3000-1000 bin, bin kendi basar. Solda gördüğünüz 1715000 aldı. Sağda gördüğünüzde 36 bin lira aldı. Bu şekilde yani vermiş olduğum tercihleri kendi böyle sadeleştirerekten de değerlendiriyor. Vermiş olduğum tüm maçlar zaten başarıyla sonuçlanınca kasa coştu. Şimdi bu adam kaç para kiyar etti biliyor musun? 50 bin lira falan net kazanç, kazanç yaptı. Zaten sizden biri benim gruplarımdan birisi bu her videomuzu da izler. Selam olsun diyerek başlayalım. Yüksek misli lan bu başlayalım kelimesine elimizde dolanmış. Yüksek mislere baktığımız zaman solda gördüğünüz pazarın yüksek mislisi 2500 misli önerdim. Tek yüksek misliydi. Sağda gördüğünüz de pazartesinin yüksek mislisiydi. Burada bir kasa üretimi yaptığımız için her türlü mislinin altına burada eee yazmak öneriyorum. Sağda gördüğünüz Western mücadelesine KG var verdi. Üstüne yazdım ki 13 dakika yetti. Hatta yazdım ki cuma Cumartesi, pazar pazartesi hatasız yüksek misli olarak da devam ettik. Soldaki de Marsilya'ydı zaten. Marsilya da maçı kazanmasını bildi. Kombinelere baktığımız zaman da pazarın ana kombinesiyle pazartesinin ana kombinesi ekranda. İkisi de kazandı. Tebrikler. Pazar idealine baktığımız zaman anlatmadığım iki mücadeleyi vermiştim zaten. Milan'ın varıyla sen iki gol atırı. Pazartesi de Galatasaray'ın korneriyle Juninho'nun oradan galibiyetini verdim. Mesela YouTube'da ev 1.5 üst verdim Girona'ya. 80'den sonra attı ama ben burada biraz daha sağlam aldım. Masur'u 1 olarak önerdik. Pazartesi de kazanmasını bildik. Canlı olarak zaten gruplarımızda ilerliyoruz. Kazançları sağlıyoruz. Bilginize izlediğimiz maçları öneriyoruz. Onun dışında herkes açık Telegram grubumuzda var. Açıklama ve yorumlar kısmına girerekten de bu gruba da ücretsiz katılabilirsiniz. Hatta Telegram'a girin. Kanga tips yazın zaten bu grup karşınıza çıkardır. Başlayalım. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. A kadar fulliyoruz gerçekten fullluyoruz. Kazanç da sağlıyorum her türlü. Sizlerden ricam beğeni ve yorum. Aga bir emeğine sağlık yazın mesela 15 saniye ayırıp tamam mı? Ricamdır sizlere. Teşekkür edelim. Bir de önemli uyarı çekelim Trabzon maçıyla birlikte. Tekrardan söylüyorum. Atlayanlar falan oluyor. Kupa maçları olduğu için sürpriz sonuçlar çıkabiliyor dostlar. O yüzden ricamdır biraz daha temkinli olun. Trabzonla Başakşehir mücadelesi. Şimdi Trabzon maçı hakkında şöyle bahsedeyim ben sizlere. Trabzon son oynadığı mücadeleyi Adana Demir'e karşı oynadı. Ve birçok pozisyonda kaçırdı. Özellikle Onaçun'un kaçırmış olduğu pozisyonlar var. Yine aynı şekilde kaçan pozisyonlar var. Başakşehir'de son mücadelesinde Deplasman'da 2-0 galip geldi. Piatek'in atmış olduğu muazzam bir kafa golü var. Çok sert vurdu kafayı gerçekten. Çok güzel maçı da izliyordum zaten. Her iki takımın maçını izledim. Trabzon kupaya biraz daha önem veriyor. Lig zaten gitti. Lig zaten her iki takım için gitti. Trabzon kupaya biraz daha önem verdiğini Önceki çıkmış olduğu kadrolara göre söyleyebilirim. Ziraatta çıkmış olduğu maçlara bakaraktan da. Ve kendi evinde olması da gerçekten avantaj. O yüzden ben burada bir adım Trabzon'un yanındayım. Diğer seçeneğinde bulunan Trabzon bir yarıyı kazanır. Evet oran 1.43. Bu maça idealim budur. Trabzon'un bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Yüksek oranlarda. beklentim şudur mücadeleyi kazanırsa 2-1 ayarında ya ilk golü Trabzon atar 2-0 da bitebilir. 1 1 de var bu mücadelenin de bir yarıyı kazanır gibi geliyor bana Trabzonspor. 2-3 gol tercihi de burada sizlere 1-79 gibi orandan yüksek oranla tercih olsun bu maçın. Beşiktaş'ta Konya zor bir mücadele. Şunundan bahsedeyim ben analiz dışı. Necip Uysal 2 gün önce falan bir programa çıktı. 1 saatlik YouTube'da Mehmet Demirkol'un programına çıktı. 1 saatlik ben hepsini açtım izledim. Fernando Santos'tan bahsediyor biraz. Aga öncelik olarak ki zaten oyun olarak da bizlere bunu gösteriyor. Beşiktaş savunma yapıyor. Yani savunmaya biraz daha önem veriyor. O yüzden hücumda üretkenlik anlamında sıkıntı çekiyor. Konya da son dönemde biraz daha toparlandı. Burada Beşiktaş'a hasar bırakmak isteyecektir illaki. Mücadelede tek bir tercihim var. Herhangi bir Beşiktaş'a gitmedim. Toplam gol aralı 2-3 gol. Zaten Beşiktaş alırsa da veya bir sürprizle çıkma ihtimali var. Uzama ihtimali de bence var. 2-3 gole sıkışmasını bekliyorum ben karşılaşmanın. Değerlendirecekler 2-3 gol seçeneğini burada 1.84 gibi orandan değerlendirebilirler. Chelsea ile Leicester United karşılaşması Dostlar ben bu maçı şöyle değerlendirdim. Gayet de mantıklı bence benim değerlendirmem. Anlatacağım sizlere. Şimdi Leicester United e, Premier Lig'e yükselmeyi istiyor biliyorsunuz. Bakmışsınızdır mutlaka. Yani en son Leicester mücadelesi vardı. Maç sonu birini aldım. Ev sahibi yarayı kazanır aldım. Leicester'ı kendi evinde yendi. Önemli bir galibiyet aldı. Sonradan çevirdi. 80'den sonra 3 gol. Leicester United'ı takip ettim. Okey. Ama bu kupaya ne kadar önem verir? Tartışılır. Yani Premier Lig'e çıkmak isterken burada oyuncular yormak ister mi? Soru 1. Yani yedek kadro ile çıkabilir. Daha önceki kupa maçlarına yedek çıktı. Okey. Chelsea tarafına gidelim. Chelsea bu hafta maç oynadı mı? Soruyorum sizlere. Aga oynamadı. Tamam mı? Chelsea tarafı maçını oynamadı. Bunu söyleyeyim öncelikle. Tottenham'la maçı mı ne vardı bunların? ile mi maçı vardı? ile maçı vardı. Ertelendi. Tottenham maçıydı galiba. Aynı Tottenham maçı vardı ertelendi. O yüzden burada en iyi kadrosunu sahaya sürebilir. Bilmeden konuşuyorum. Yani mantık yürütüyoruz burada tamamen. O yüzden ben burada Chelsea'nin galibiyetini zaten bekliyorum. Kadrosu çok geniş. Yedeklerde rotasyon da olsa ki çok fazla rotasyon beklemiyorum. Chelsea'nin galibiyetini bekliyorum. Matsunu bir idealimdir. Oran yükseltmek isteyenler de burada 4.5 altında 1 yapabilir. Onun da oranı 1.72 bandına kadar da çıkartabilir. Inter Atalanta mücadelesi. Atalanta son maçında berabere kaldı. Inter dedim ki uzak durdum. Normalde ben Inter'i e alırdım bu arada. Yani Inter e sürekli yüksek misli yapıyorum. Bir yerde patlasın da yani ha patlayacak ha patlayacak diye beklemeyelim diyerekten düşünüyorum. Aga yani patlar mı bilmiyorum. Puan kaybeder mi Inter bilmiyorum. Çünkü aşırı puan farkını açtı bunlar. Yani olağanüstü bir puan farkı var. O yüzden sıkıntılı eksik maçını oynayacak zaten Inter. Benim bir önerim şu yönde olacak Aga. Inter'e korner oynamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de aldık. Lig'de de aldık. Kanat beklerini çok kullandığı için Inter tarafı çok fazla korner kullanabiliyor. Atalanta'dan aynı şekilde korner bekleyebiliriz. Yani bir sürpriz çıkma ihtimali de var. Çok bulaşmadım. Ben tek tercihim buraya 8.5 üst korneridir. Henüz açılmadı ama açılacaktır. 29'una geçtik. 29'unda da 4 adet mücadelem vardı. 2 tanesi basket zaten. Tekrardan duyurumuzu yapalım. Katıl Telegram gruplarımız Mart ayı için yenilenmiştir bilgisini vereyim. Gelmek isteyen arkadaşlarımız beni bilimle doğrudan iletişim kurarak da Instagram adresimiz kan Bey. buradan bana mesaj ataraktan da gelebilir. Her türlü beğeni ve yorumlarınızı bekleyerekten de Galatasaray'la Karagümrük maçıyla başlayalım. Bu maçın namaz konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlar yazabilirsiniz dostlar. Ben Galatasaray tarafındayım. Galatasaray tarafındayım da şöyle Galatasaray tarafındayım. Bu, bu kupa mücadelesi Galatasaray seri başı olduğu için gerçi Karagümrük de öyleydi. ya maç arenada, arenada oynanan maçlar genellikle arkadaşlar Dün ne aldık? Antalya mücadelesi de korner aldık. Yine ben burada korner alma taraftarıyım. Karagümrük'te bekle, ya yani beklerden ziyade kanatlara kullanan bir takım. Onlar da galibiyet istiyorsa burada korner atabilir gibi geliyor bana. 8.5 üst korner açılırsa 8.5 üst korner açılmazsa 9.5 üst korner. Tek korner mücadelem. Maç skorunu sizlere sorduk. Yorumlara yazabilirsiniz. Atletik Bilbao Atletico Madrid mücadelesi. Aga maçın ta kendisi. Geçen maçı izlediniz mi bilmiyorum ama muazzam ötesi keyifli. Yani futbola doydum. O gün dedim ki dedim aga bugün futbola doyduk rahat uyuyabiliriz. 90 artı 4'te Morata'ya penaltı çalındı. Vardan o sayede iptal edildi. Çok yani 3-5 santim. Öyle söyleyeyim. Maç çok güzel olacaktır. Yani yine tempolu bir mücadele olacaktır. Ben ama yine aynı şekilde Galatasaray'a ne verdim? Kornel verdim ya. Bu mücadeleyi de 8.5 üst korner bekliyorum. Toplamda 9 korner çıkabileceği bir karşılaşma. Korner henüz açılmadı fakat açılır. Kornerle bir mücadele bekliyorum. Onun dışında mücadelede goller de olabilir açıkçası. Yani varın oranı yüksek olabilir. Şöyle bakın. 1.70 bandında bir oranı var. KG varın. KG var olma ihtimali de yüksek olan maçlardan bir tanesi bence. Ana tercihim korner ama. İki tane de basket mücadelem var. Şöyle bahsedeyim. Makavi Tel Aviv mücadelesi son 5 deplasman mücadelesini kaybetti. Yine tekrardan bir deplasmana çıkıyor. Burada e, yani ka kadrosu kaliteli Makavi Tel Aviv'in. Alba'ya göre tabii ki kaliteli olduğunu söyleyeyim. Tel Aviv'in galibiyetini bekliyorum. Maç sonu 2'yi Avrupa'da oran varsa alabilirsiniz. Bizde pek oran yoktur. Şöyle yapalım. İlk yarıdan bir galibiyet bekleyebiliriz. Onun da oranı 1.56'ya kadar. İdeal maç sonu 2 oran yükseltmek isteyenler ilk yarı 2. Hızlı geçtim. Partizan mücadelesi. Anadolu Efes aynı mücadele. Aga bu maç önemli. Bu maç gelir bence bilginize. Partizan'ın son mücadelesini göstermek istiyorum ben sizlere. Euroleague'de oynamış oldu. Şu mücadele 78-79 kaybetti. Matsun'u 1 vermiştik burada Partizan'a karşı. Son topta kaybetti. Son 2 saniye falan hatırladığım kadarıyla. Yine Partizan burada Anadolu Efes'i bence yenecektir. Matsun'u 1 alırız. İdealden biraz daha oran yükseltmek isteyenler de ilk yarı galibiyetini de Partizan'ın alabilir. Bu şekilde 2 tane de basket maçın bu yönde. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlarıyla bahsetmeye çalıştım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.